1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve kendi rekorumu kırdım. Ama garajımda bu rekoru kırarken motosiklet sektöründe de motosiklet dünyasında da kendi rekorunu kırmış bir marka model var. CF Moto'nun SR250 modeli. Biliyorsunuz Türkiye'de R25'in karşısında durabilecek çok fazla rakip yoktu. R25'in karşısında durabilir mi? Duramaz mı? Bu motor alınır mı? Alınmaz mı? Gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Aynı zamanda size tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Motoru anlatırken şöyle 4-5 tane başlık belirledim kendime. O başlıklardan yola çıkacağım. İlk olarak tabii ki tasarımından yola çıkacağım. CF Moto zaten hani Kiska tasarım ofisiyle çalışıyordu ama kendine özgü renkleri, kendine özgü tasarımı. Yani 2 kilometre ileride görseniz abi CF Moto gidiyor dedirten kendine özgü bir tasarımı olan bir marka idi. SR250 ile o tasarımı, o kendine özgü kimliğini kalite seviyesini yukarı çıkararak çok güzel bir tasarıma sahip olmuş. Şu motoru kim görse, motor kullanan kullanmayan, seven sevmeyen, kim görse der ki abi adamlar çok güzel motor yapmışlar. Çok güzel bir tasarım dedirtiyor. Tasarımla iş bitmiyor. Biliyorsunuz Çinli bazı markalarımız var Türkiye'de olan. Çok güzel tasarımlar yapıyor. Atıyorum Vespa tasarımında skuterlar geliyor mesela Çin'le. Diyorsunuz ki ulan adamlar ne kadar güzel yapmış diyorsunuz. Ama malzeme kalitesine baktığınızda, özelliklerine baktığınızda abi işte Çinli yani normal. Hani tasarımı taklit etmişler ama kalitede Çinli dedirtiyor. CF Moto SR250'nin yanına geldiğinizde o güzel tasarımı bir inceleyeyim, bir şöyle bir etrafında dolaşayım demeye başladığınızda, şöyle elinizle dokunmaya başladığınızda, kalitesine bakmadığınızda şunu bana söyletti. Lütfen kullanıcıları bana kızmasın. R25'i de incelemiş biri olarak o inceleme bölümünde de anlatmıştım. Mesela R25'in şöyle yanlarına böyle dokunduğunuzda o plastik hissi var ya, plastik kalitesi veya bu esnemesi. Bunda yok abi. Evet tabii ki plastik. Tabii ki adamlar metalden yapmamışlar bunu ama hani dokunduğunuzda diyor ki ben abi kaliteli bir motorum. Yani malzeme kalitesiyle ve tasarımıyla bence 10 numara bir motosiklet. Evet sevgili arkadaşlar, motoru teslim etmeye geldiğimde bizim incelemesini yapmış olduğumuz bu versiyonu, yani bu rengi üzerinde bu markalamaların işte Bosch'tur, DID'dir, Continental, NGK gibi markaların bulunduğu böyle sportif görünümlü, çok güzel görünümlü bir versiyonuydu. Ama bundan hoşlanmayan bir kitle olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. CF Moto da bunu düşünmüş ve siyah rengine bu markalamaları, bu stickerları koymamış. Siyah rengi sade. Ama bu da çok güzel görünen bir rengi. Yani tercih sizin. İsterseniz markalama olmayan, sticker seti takılı olmayan siyah rengini tercih edebilirsiniz. İsterseniz de bu rengini tercih edebilirsiniz. Evet, çok güzel tasarım yaptınız. Güzel malzeme kalitesi koydunuz. Şimdi NK250 diye bir modelimiz var bizim elimizde. Hani motor bloğu problem çıkarmayan bir model. Evet biliyoruz. Birçok kullanıcının sevdiği, beğendiği, fiyatıyla ön plana çıkan aşağı yukarı 28-29 bin liralık bir fiyatı var. Ocak 2021 itibariyle. Şimdi abi getirmişsiniz bunu. Fiyatına değineceğim daha sonra. Net şimdi söylemeyeyim. Kapatabilirsiniz çünkü. Getirmişsiniz bunu. Aradaki bu fiyat farkının sebebi ne? Dedirtiyor. Yani NK250'nin şasisine var olan bloğunun üzerine drenaj giydirmişsiniz. Dedirtiyor. Diyenler çoğunlukta. Dedirtmiyor da. Diyenler çoğunlukta. Ama öyle olmadığını anlatayım. Şöyle ki sadece var olan o naked versiyonu olan NK250'nin üzerine grenaj uydurularak yapılmış bir tasarım, bir aerodinami değil bu. Şasisinden başlayarak, maşalarından devam ederek tamamen yeniden tasarlanmış, tamamen yeni bir versiyon. Süper sporta uygun olması için tamamen yeni bir versiyon. Az önce bahsetmiş olduğum hem tasarım hem de malzeme kalitesi hem de yeni bir versiyon olduğu için NK250'den bu anlamda fiyat ve sınıf olarak net olarak ayrılıyor. Hem kullanmış olduğu dişli çapları, şanzıman dişli çapları, haritalandırma sistemiyle hem de
kaydırmalı debriyaj sistemi üzerine eklenerek motor bloğunun daha farklı bir hissiyat vermesi sağlanmış. Tabii ki NK250 kullanan bir kullanıcı bu motorun üzerinde bindiğinde bir aşinalık, bir yakınlık hissedecektir mutlaka ama şunu da fark edecektir. Evet, geliştirmişler. Bir fark var. Arada hissedilir seviyede, kalite seviyesini yukarı taşır seviyede bir fark var. Kesinlikle diyecektir. Bakın, birinci viteste devir kesiciye girene kadar 45. İkinci viteste devir kesiciye girene kadar 71. Üçüncü viteste devir kesiciye girene kadar 96-95. Daha sonra dördüncü viteste ise bu şey uzuyor, artıyor. Yani söylemek istediğim, ilk 3 vitesin devir aralığı kısa. İlk 3 viteste diyor ki tak 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 yukarı geç. Hani üst listelere çık performans istiyorsan diyor. Şimdi gelelim üzerinde bulundurduğu özel teknolojilere. Özel derken yani farklılık hissettiren, teknoloji olarak değerlendirebileceğimiz yönlerine. Zaten yayının başında açmıştım. Şöyle aydınlatmasını gördüğünüzde, bakışları, gözleri gördüğünüzde ve onu ledlerle, gündüz farlarıyla süslediklerini gördüğünüzde diyorsunuz ki abi teknolojik bir motosiklet, çok güzel yapmışlar diyorsunuz. Önler led, arka stop çok güzel, çok beğendim. Arka stop led, sinyaller böyle yanı konumlandırılmış. Ben isterdim ki şöyle gövdeye entegre edilsin ve onlar da led, neon led şeklinde yansın isterdim ama tabii ki orada maliyetleri de düşünmüşlerdir veya bir kaza sırasında yaşanabilecek problemleri de düşünmüşlerdir. Güzel bir gösterge paneli var. Aynı şekilde koldan değiştirilebiliyor. İki farklı grafikle size güzel bir görünüm sunuyor. İçinde trip verileri var. Bluetooth bağlantısı var. Fakat Bluetooth bağlantısı henüz daha uygulaması olmadığı için net olarak, aktif olarak kullanılmıyor ama CF Moto'nun gelecekteki bağlantı sistemi hakkında ufak ufak böyle ipuçları veriyor. Bluetooth teknolojisinin henüz daha uygulaması olmadığı için herhangi bir işe yaramadığından bahsetmiştim ilk vlogda. Farkındaysanız sadece numarayı gösteriyor birisi aradığında. Bakın şu anda beni arayan birisi var. Ekrandan sadece numara görünüyor ama numaralar tam doğru olarak da görünmüyor. Yani son haneleri yok. Yanlış numara görünüyor ama tahmini bir numara veriyor galiba. Dolayısıyla Bluetooth teknolojisiyle bağlandığınızda birisi aradığında buradan numarasını görüyorsunuz yanlış da olsa. Select tuşuna bastığınızda cevaplıyor mu bakıyorum. Evet, cevap açılıyor. Konuşmaya başlayabiliyorsunuz yani. Bunun haricinde de üzerinde zaten kullanmış olduğu teknolojileri böyle grafikler olarak, stickerlar olarak motora yerleştirmişler. Şöyle bakalım. Çevirelim. Zaten teknolojik olarak da bize burada ne teknolojiler kullandığını gösteriyor. Daha önce yapmış olduğum vlog bölümünde ilk üzerine bindiğim gün çekmiş olduğum bölümü yayınladığımda aslında bu stickerların anlamlarını bazılarını yanlış söylemişim. Onlardan bir tanesi Continental mesela. Buraya yerleştirme sebepleri CF Moto'nun bütün motorlarına Continental'in ABS sistemini kullanıyor olması. Ben onu lastik markası olarak değerlendirmiştim ama Continental'in sticker'ını yerleştirmişler. Bu bir teknolojidir. Burada kocaman Bosch markasını görüyorsunuz. Alman markası Bosch. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diyen Robert Bosch'un markasını görüyorsunuz. Bosch'un enjeksiyon sistemini kullanıyor. Bence bir teknolojidir. NGK bujinin şurada NGK buji kullandığını gösteriyor ki Çin malları biliyorsunuz buji konusunda hani iridium bile kullanmaz bazıları. Uygun fiyatlı çıksın diye NGK'nın bujisini kullanıyor, bu bir teknolojidir. Başka kaydırmalı debriyajın ve aynı zamanda bu kimyasal ürünleriyle ünlüymüş dünyada. Ben yeni öğrendim bu motor sayesinde. Şu Obasf diye bir markanın galiba hem plastik aksamda hem de boya aksamındaki ürünlerini, boyalarındaki ürünlerini kullanıyor diye tahmin ediyorum. O teknolojiye yerleştirmiş ve CST'yi yazmışlar. CST'yi tabii bir teknoloji olarak görelim, haksızlık etmeyelim. CST'nin de çok güzel lastikleri var. Hatta üzerinde kullanmış olduğu naylon lastikleri güçlendirmek amacıyla aramid katkılı naylon lastiği kullanmışlar ama tabii ki bu motora yakışmayan bir lastik olarak değerlendirebilirim. Onu eksiler bölümünde geleceğim. Yani teknolojik olarak üzerinde kendi muadilleriyle kıyasladığımızda güzel teknolojiler var. İsterdim ki hani anahtarsız çalıştırma olsun. İsterdim ki gösterge panelinin bütün özelliklerini koldan kumanda edilebilsin. Veya küçük bir USB çıkış koysunlar isterdim. Bunlar yok elbet ama kendi muadilleriyle kıyasladığımızda muadillerinden eksik kalmayacak teknolojileri var. Bu anlamda da başarılı. 149, 147, 149, 151, hadi 152... 154. Hadi 155'i göster bari. Yok. Gücünü kaybetti burada.
gücünü kaybetti. Yani şöyle söyleyeyim, 3-4 kez denedim son hızını. Daha 102 kilometrede bir motor 155'leri buluyor. 152, 153, 154 oralarda dolaştı. Yani henüz daha yeni bir motor için 155 iyi bir rakam. Şöyle dönüşünü de göstereyim size bu arada. Dar dönüşleri de gayet güzel. Yani 160 diyebiliriz. Rahat bunu söyleyebilirim. Bu makinenin son hızını 160 olarak söyleyebilirim. Burada hiç ışık yanıyor mu acaba ya? Aa, Selçuk Bey Sokağı. Burası Selçuk Bey Sokağı'ymış. Güzel. Şimdi motor özellikleri şöyle. 27 beygir, 22 Nm tork üreten tek silindirli bir motor bloğu kullanıyor. Yani çift silindirli değil. Ve R25 kullanıcılarının çoğu şunu söylüyor. Abi keşke şu tasarıma, şu güzelliğe çift silindirli bir motor koysalarmış diyor. R25 ise galiba 14.000 devir çeviriyor. Hem çift silindirli hem 14.000 devir çeviriyor. Dolayısıyla 35 beygirlik bir beygir gücüne sahip ve 190-200 kilometreye çıkabilen bir özelliğe sahip. Zaten R25'i R25 yapan en temel özellik de bu. Dolayısıyla muadili olarak baktığımızda tek silindirli ve 27 beygir üreten bir motor olarak baktığımızda son hızı en fazla hani 160'a kadar çıkabileceğini düşündüğümüzde ki ben 150-154'ler falan yaptım. 160'ı bulacağından eminim. Hız isteyen adamın 250 cc bir motor alayım da 200 yapayım diyen adamın motoru kesinlikle değil. Bunu hani baştan zaten bu belli, söylememize gerek yok. İnsanlar şeyi istiyor, böyle güzel bir tasarımdan R25'i tokatlasın. İşte 210 yapsın ki biz bunu tercih ederim istiyor ama böyle bir dünya yok abi. Dolayısıyla hız isteyen, nerede yapıyorlar o hızı bilmiyorum ama sürekli 150 üzerinde, 150 km hız üzerinde sürüş yapmayı seven adamların motoru kesinlikle değil. Oturuş pozisyonu falan aynı, onu vlog bölümünde anlatmıştım. Tıpkı R25 oturuş pozisyonu, hiçbir fark yok. R25'ten ayrılan diğer farkı ise şu, üretmiş olduğu torku alt devirlerde üretebiliyor olması. Normalde kağıt üzerinde verdiği verileri 7000 devirde üretiyor 22 Nm torku. R25'e baktığımızda o galiba 10.000 devirlerde falan üretiyor. Yani aradaki fark şu, o kağıt üzerinde yazanları bir tarafa itelim. Bu motosiklet en alt devirlerinden itibaren dolu, güçlü. Yani gazı verdiğiniz anda bir güç hissiyatı var. R25'te bu tam tersi. O yavaş yavaş böyle güçlenen, yavaş yavaş böyle yukarıya doğru çıkan, yukarıya çıktı mı böyle coşturan, kudurtan. Hani acemi bir adam aldığında R25'i alt devirleri itibariyle kullanabilir. Ama bu motoru alan bir adam hani acemilik varsa alt devirleri itibariyle biraz zorluk yaşayabilir. Bu anlamda da R25'ten ayrılıyor. Torkluluk bakımından değerlendirdiğimde R25'ten daha torklu bir hissiyat veriyor. Alır almaz gelir gelmez yanına ilk baktığım şey şu oldu sevgili arkadaşlar. Özellikle bunu göstermek istiyorum. Böyle dar manevralar yaptığımda ellerim buraya takılacak mı acaba diye. R25'te olduğu gibi. Bakın takılmıyor. Bunu çok iyi ayarlamışlar. Yani şehir içi kullanımında dönüşlerde manevra yaptığınızda eliniz buralara takılmadan çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İlk baktığım şey oydu. E tabi diyeceksiniz ki yakıt tüketimi. Yakıt, R25'in yakıt tüketimi gerçekten çok güzel. Çift silindirli bir motora göre 3 litreler, 3,5 litreler bence çok başarılı. Fakat R25'in üst devirlerine geldiğinizde onları görmeniz tabii ki hayal. 6 litreleri, 7 litreleri buldurabilirsiniz. Bunda nasıl? Ben aldığım günden beri son devir tapa gaz ilerliyorum. Bütün o dinamiklerini çözmek için. Aslında yanlış yapıyorum. Çok zorluyorum ilk etapta motor ama bunları anlatabilmem için bunu yapmam gerekiyor. O yüzden zorladığım için de yakıt tüketim oranını gösterge panelinde vermediği için de aşağı yukarı şöyle hesapladım. Bu motor ortalama 4 litre yakıt tüketiyor 100 kilometrede. Yani hani 3,5'a düşmez mi? Evet düşer. 5,5'a çıkmaz mı 6'ya? Evet çıkar. Ama ortalama olarak benim tahminim 4 litrelerde sabitleyecektir diye düşünüyorum. Çünkü hani torklu ya ve ilk 3 vitesi, ilk 4 vitesinin devir aralığı kısa ya, sürekli böyle tak 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 vites çıkar, gazla gazla vites çıkar hissiyatı veriyor ya. Dolayısıyla üzerinde biraz böyle hafif performanslı kullandığınızda 4 litrelerin üzerine rahat çıkar. Ama sakin bir kullanıcıysanız eğer, sakin kullanacaksanız da 3,5 litreleri buldurabilirsiniz. Dolayısıyla yakıt tüketimi bu sınıf için normal olarak karşılayabilirim. Kullanımı o kadar kolay ki vites geçişleri şanzıman sistemiyle birlikte bakın 3, 4, tek parmak. Hatta 4, bakın hiç debriyaj kullanmadan takır takır quick shifter'lı gibi. Yani bunu çok beğendim abi. Şimdi gelelim eksi yönlerine. İlk sayacağımız eksi yönü
Fiyatını en sona sayacağım. Çünkü orada R25 ile bir kıyaslamaya gireceğim. Bence lastikleri abi. Üzerinde böyle güzel bir motor, böyle bir fiyatı olan bir motor. Bu kadar güzel görünen, bu kadar kaliteli düşünülerek, üzerinde böyle işlenerek yapılmış bir motorun üzerindeki lastik bu olmamalıydı. Daha kaliteli, gerçekten kullanıcısına güven veren bir lastik koymalarıydı. En büyük eksikliği üzerine gelen lastikleri. Böyle ileri ve geri olarak böyle katlayabiliyorsunuz, geri de alabiliyorsunuz bu şekilde. Çok güzel, tasarım olarak da çok güzel, problem değil ama geri dönüş olarak çok kötü abi. Yani arkanızı göstermiyor. Bu aynalara güvenerek yolda ilerlemek gerçekten insana zulüm oluyor. Böyle arkayı görmek için böyle geri falan çekilmeniz gerekiyor. Arkamda araba var mı diye. O kadar kötü. En büyük ikinci eksikliği bence aynaları. Üçüncü büyük eksikliği ise gösterge paneli içerisindeki verileri. Yine aynı şeyden bahsedeceğim. Bu kadar güzel tasarlanmış, bu kadar kaliteye oynanmış, bu kadar rakipleriyle böyle mukayese edilebilecek seviyeye gelmiş bir motorun gösterge panelini açtığınızda, ki çok güzel bir gösterge paneli var, orada haksızlık etmeyelim. İnsan şey istiyor, böyle yakıt tüketimidir, anlık yakıt tüketimi, total yakıt tüketimi, kullanım süresi vesaire gibi böyle verileri de versin istiyor. Hani yıl 2021 oldu ya, alıştık tabii buna. Bunları vermediği için bunlar benim için eksiklik. Koldan kumanda edilememesi falan bunları saymıyorum. Onlar olabilir. Gösterge panelinden yapılıyor olabilir. Gösterge paneli çok güzel ama içinde eksiklikler var. Ve dördüncü ve son olarak sayacağım eksiklik ise, bu giderilebilir bir eksiklik. Onu da baştan söyleyeyim. Ön fren hissiyatı. Böyle iki parmak verdiğinizde falan böyle size güven vermiyor. Böyle sıkıca dört parmakla iyice sıkmanızı istiyor. Ben neden olduğunu düşündüm. Ön fren diskine biraz baktım. Sanki fren balatalarıyla temas eden noktası daha azmış gibi geldi bana. Orada balata değişikliğiyle, belki hidrolik sıvıları değişikliğiyle, belki disk değişikliğiyle çok başarılı performanslı bir ön fren haline getirilebilir. 3-4 günlük testim sırasında bu motorda görmüş olduğum eksiklikler bunlar. Kornası abi sanki böyle şey kornası gibi. Hani bisikletlerde böyle basarsın da pompalı. Böyle sadece kendine hayrı vardır. Aynen öyle bak. Böyle çok cılız bir kornası var. Bunu da hani ben beğenilmeyecek yönler içerisine koyayım abi. R25'in fiyatı 49.500 lira. Bunun fiyatı 40.000 lira. Arada 9.500 liralık bir fark var. Şimdi zaten esas konu, açılıştan beri bahsettiğim konu o. Değer mi değmez mi? 10.000 lira daha fazla verip R25 alınır mı? Yoksa 10.000 lira daha az verip bu alınır mı? Kişisel olarak fikrimi söylüyorum. Eleştirmeye hazır bekleyenler, klavyenin üzerinde parmakları hazır bekleyenler, zaten kanalımızı sevmeyenler, hazırsanız kişisel fikrimi söylüyorum. Ben abi tercih edecek olsam 39.900 lira, 40.000 liralık fiyatıyla bu sınıfta bir motor alacak olsam CF Moto'yu tercih ederim. O kalan 10.000 lirayla da üzerime güzel bir kask, güzel bir mont, güzel bir pantolon, güzel bir ayakkabı alırdım. Şunu kesinlikle altını çizeyim. Benim CF Moto'yu getiren distribütörle hiçbir ilişkim yok. Hiçbir ilişkim yok. Sıfır ilişkim. Motoru bana testi açan Oktay Motor'la ticari hiçbir ilişkim yok. Dolayısıyla hani Yamaha'ya sorsanız Yamaha'yla da hiçbir ilişkim yok. Dolayısıyla hiçbir ilişkimin olmadığı markalar üzerinden değerlendirme yapıyorum. Tamamen tarafsız kişisel görüşlerimi söylüyorum. Ben bu motoru tercih ederdim. Kalan 10.000 lirayla da üzerime güzel bir ekipman düzerdim. Abi kaydırmalı debriyaj çok iyi ya. Çok işe yarıyor yani. Bak şurada mesela alıyorum 3'e. Diye kesiyor böyle. Arkayı bloke etmiyor ya. Yani hem güvenlik açısından çok başarılı, hem de motor freni kullanma açısından çok işe yarıyor. CF Moto'nun şöyle bir sıkıntısı var. Türkiye'de çok yaygın bir servis ağı var. Hani Mondial'lerle eşit servis ağı var. Fakat her Mondial servisi bu motorların hakkını veremiyor. Verebilen servisler var ki bunlardan bir tanesi Oktay Motor. Oktay Motor'a götürdüğünüzde CF Moto'nuzu hiçbir problem yaşamadan arızasını giderip bakımlarını yaptırabilirsiniz. Motor dayanıklılık, sağlamlık bakımından zaten 250 NK ile rüştünü ispatladı. Bu motorda da böyle bir problem olmayacağını düşünüyorum. O yüzden tercihimi bundan yana kullanırım. Yani ikinci el Japon mu, sıfır Çinli mi sorusunun cevabını veriyorum. Eğer söz konusu CF Moto'ysa CF Motor'un sıfırını tercih ederim. Evet, iki bölümlük bir serinin sonuna geldik. İlkinde vlog olarak ilk gün sürüşümün anlattığım bir vlog program yapmıştım. İkincisinde de her zaman yapmış olduğumuz inceleme bölümüyle CF Moto SR250'yi size anlatmaya çalıştım. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız, faydalandıysanız şu beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, ben rekor tazelemeye devam edeyim abi.
3, 4, 5, 6. Yok, bu sefer olmadı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25!